Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, uzman bir doktorun oruç tutmamasını önerdiği kimse ne yapmalıdır? Hepimizin malumu oruç ve namaz bedenle ilgili olan ibadetlerdir. Bedeni ibadetlerde ise sağlık son derece önemlidir. Dolayısıyla uzman bir doktorun ve dini konularda da hassasiyeti olan bir doktorun özellikle oruç tutmamasını önerdiği kimse oruç tutmamalıdır. Sağlığına kavuşuncaya kadar Ramazan orucunu ertelemelidir. Şayet hastalığı geçici ise sağlığına kavuştuğu anda orucunu kaza eder, yeniden tutar. Ancak hastalığı kalıcı ve iyileşme umudu yoksa o oruç için artık fidye verebilir. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak Rabbimiz ayet-i kerimede اَيَّامَنْ Oruç sayılı günlerdedir. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ seferin سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ min اَيَّامٍ اُخَرٍ Sizden her kim hasta olur yahut yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca daha sonradan orucunu kaza eder buyurulmaktadır. Dolayısıyla Fidye verecek gücü de olmayan kardeşlerimiz bu imkana kavuşuncaya kadar dinen herhangi bir şekilde sorumlu olmazlar. Rabbim hepimize sağlıklı, sıhhatli, güzel ömürler nasip eylesin. Oruçlarımızı tutabilecek sağlığı Rabbim bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.